Herkese tekrar merhaba. Can Sungur'la beraber Nvidia'nın Creators Weekend programına devam ediyoruz. Niye takıldım orada programına derken? Sana böyle bakarken. Creator Weekend diyor. Bakayım neymiş tam olarak. Nvidia Studio Creative Weekend 2. Yanlış bir program da oynadım. Yeni ekran kart tanıtmayacağız Can'la beraber bu sefer. RTX 5000 bekleyen var. Abi bize. 300 FPS'ten aşağısı beni kesmiyor. Görmezsem rahat edemiyorum. Evet, minimum 300 FPS, 400 FPS arasında oynayacağım. Ya ben de geçen oyun oynuyordum. Orada böyle bir FPS düştü, bilgisayarı çöpe attım. Yani dedim ki ulan yo, hemen hiç böyle bir şey olabilir mi ya? Geçen sponsorum biri göndermiş 300 FPS monitör. Dedim ki ben 440'tan aşağısı oynayamıyorum. Dizimde kırdım. Nasıl sinirliyim, bağırıyorum falan. Yayında kafamda parça. Ama bugün oyun konuşmuyoruz anladım. Evet kadarıyla. Arkadaşlar bugün işte Nvidia'nın GPU'larıyla oyun nasıl yapılır kısmında Can bize anlatımda bulunacak. Çünkü Can bildiğiniz gibi gizli bir oyun yapımcısı. O oynadığınız ve paranızı yutan birçok oyunun arkasındaki gizli isim. Ya Nvidia Studio etkinliği aslında benim hakikaten böyle şey oldu. Davet edilince çok sevindim çünkü etkinliğe. Biraz çünkü şey durumu var. Ben şeyden yoruluyorum abi işte. Aslında demin biraz da parodisini yaptığım şey. Ekran kartı var. FPS ver, FPS ver, FPS. Ne oldu FPS? Ya şey çok ilginç mesela. Ben hala geçen konuşmuştuk ya seninle. 4K'ya geçememiş bir insanım. Sıkılıyorum 4K'dan ben. 1080'deyim. 1080'de performans kovalıyorum o yüzden. Ve böyle şeye de biraz şaşırıyorum. Son zamanlarda RTX ekran kartları öyle bir noktaya geldi ki Nvidia'da neresinden öveceğini şaşırdı. Gerçekten öyle anladın yalnız. Mı? Yani oyun yani kısmını bıraktılar artık. Orada dediler ki abi bu oyun zaten iyi oynatıyor. FPS'e de çok fazla veriyoruz. Bu GPU'lar aynı zaman dedi. Aslında iş yapan adamın da çok fazla işine yarayabilir. Şeyi takip ediyorum. YouTube'da şu an iki tane kanal var takip ettiğim. Bir tane Nvidia'nın kendi yapay zeka kanalı var. Bir tane de sadece yapay zeka research paper'larını alıp içlerinde yazan algoritmaları render edip ortaya koyan bir tane emmi var. Herifin bütün işi bu. Böyle şey de bir emmi. Hollandalı da bir adam. Yes today falan diye anlatıyor. Ha, doğru yani mu değil mi diye bakıyor. Yani. Gösterilen gerçekte olan falan. Ve tarzını. Şeyleri görmen lazım. Yani işte hep böyle oyun konuşmaktan şeyler falan kafada çok fena kaçıyor. Bir su renderlamalar var. Bir yansıma renderlamalar var. Yani inanılmaz bir noktaya gidiyor yapay zeka ile yaptıkları. Şu anda işte böyle programlara da entegre etmeye başladılar ya. Mesela benim hayatımı değiştiren küçük şeylerden bir tanesi şey oldu. Thumbnail'lara falan sen de böyle koyuyorsun ya, evet kendini. Ya. Thumbnail suratı yapıyoruz ya böyle biz. Arka taraf biraz daha şey olsun, yazı arkamda kalsın. Ne kadar zor diye. Bak yayına da verdiler şu anda. Yani şey gibi dünyalar gelmeye başladı. Şimdi NFT'de de çok kullanıyorlar bunları. Yapay zekaya bir şey oluşturtuyorlar. Yapay zeka sanki fotoğraf veya kadın veya da işte imaj kendi gerçekmiş gibi kaş göz alıp render edip ortaya yeni bir şey çıkarıyor ve bunun algoritması bayağı her hafta değişiyor şu anda. Ya şöyle bir gerçek var. Şimdi eskiden yapay zeka dendiğinde süper bilgisayarlar aklımıza geliyordu. Hı hı. Şimdi evindeki Nvidia RTX makine geliyor küçük. Hatta dizüstü bilgisayar geliyor. İnanılmaz bir sürece küçük doğru mi? Evrildik ya. Nvidia RTX'leri gördün abi sen. Ama mi? Bak bu da RTX abi. Şuna bakar mısın? Nvidia Studio makine mini minnoş bir şey yani. Geçen bende de bir tane böyle RTX 3080'li laptop getirdiler. Ya stüdyoda anlatamam şimdi ama Battlefield 1, Battlefield 5 full denedim. Onlar da çalışıyor bu arada. Çalışıyor. Evet. Bağırıyor biraz. Yani yalnız ben şey lazım. Oldu yani bu Nvidia Studio serisi gigabyte'lı bir makinesi. Aha. Burada ilk defa gördüm bunu. Gigabyte aradım. Bu Aero'yu ben de görmedim. Evet. Ben de dedim ki abi yani. Dedim hayırdır dedim. Elde mi göreceğiz dedim. Tamam elde dedim de Nvidia'nın makinesi. Dedim elde mi göreceğiz makinesi falan ayıpsın dedi göndeririz falan. Bekliyorum şimdi. OLED ekranlı falan canavar bir makine yapmışlar. Sevgili Mert. Buradan sana sesleniyor. Biz de Aorus'ta kaldık ya. Neyse şaka bir yana o yapay zeka tarafı beni çok heyecanlandırıyor. Bak geçen senenin teknolojisini söyleyeceğim. Adam şey yapıyor. Araba sürüyor şeyde. Los Angeles'ta. Tamam mı? Los Angeles'ta böyle Hollywood bulvarı var ya. Sunset Bulvar. Meşhur. Evet, yani nereden evet, meşhur evet. En büyük? GTA 5'teki o en büyük bulvar yani aslında. Herif arabayı orada sürüyor. Normal arabayı. Sonra yapay zeka gidiyor. İnternette YouTube'da. GTA 5 oynamış videolardan aynı karakterleri bulup çak 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 diye sanki GTA 5 play gameplay'ymiş gibi videoyu dönüştürüyor. Tam tersi GTA 5 play yüklü herif Los Angeles'tan gerçek görüntüler atmaya başlıyorlar üstüne. Yani şu anda bu RTX kartlar üzerinde de bilhassa döndürülen yapay zekalar acayip bir noktaya gitti. Ve bunlar böyle aslında şu an oyunlara çok hizmet etmiyor. Edecek. Benim çünkü Kemal Sunal yüz değiştirme videomu izledin mi? İzledim. Kaç dakikanı aldı o? Abi çok fazla bir şey almadı aslında. Daha önce yaptığımda baya 2 gün boyunca eğitmem gerekmişti. Neyle aldın sen onu render'ını? 3000? 3090'la alınca tabii çok fazla eğitmeye gerek bize kalmadı. Bize göndermediler 3090. Şırrak diye oldu ama onu yapay zeka üstüne bilimsel araştırma yapan insanları yolluyorlar kadrajdan biliyorsun. Kadrajdan çıkıyorum yavaş yavaş ya. Neyse. Nvidia buhar alıp uçan adam falan aslında. Beni yapay zekayla silin. Çok hızlı yap. Mesela 1080'le yapmıştım ben ilk denemesini. Onunla 3090 arasında var ya 100 yıl var sanki hız konusunda. İnanılmaz hızlı yapıyor ya.
benim 3080-2080 arası testi yaptığım oyun aslında onu da konuşmak lazım. Oyun belki bugün hani çok konumuz değil diyoruz ama bir yandan Microsoft Flight Simulator biliyorsun. Ha, o da yani, bu arada Cloud Gaming'i destekliyor. Her şey var içinde yani. O bir teknoloji canavarı. Evet. Aslında demin bahsettiğim teknolojinin en iyi kullanıldığı taraflardan bir tanesi o. Biz bir ara bir yayında 3 saat radyo da açtık aşağıya. Euro Truck Simulator'ın uçak versiyonunu düşün. Bir boyudan bir boya Türkiye'ye uçtuk böyle. Cessna bir tane öyle uçak var, jet uçak, böyle private şey, CEO uçağı var böyle bir tane, onunla uçmuştuk. Yani terabaytlarca data yemişiz o anda. Evet. Streaming data bu aslında ve o streaming data oraya geliyor ve 3 boyutlu renderlanıp senin önüne atılıyor. Türkiye boyunca rahat rahat uçtuk, FPS'imiz hiç düşmedi. Sonra Tokyo'ya geçtik, Tokyo'da uçak kalkmadı. Tokyo inanılmaz kalabalık. İşte şeyler, sokak ışıklarının falan, gün batımının oralardan yansıması falan inanılmaz şişmişti. 2080'deydim o vakitler. 3080'e geçtim daha sonra. Tokyo'dan artık kalkabiliyorum. Şakır şakır. Çözünürlüğü arttırınca yine kalkamıyorum ama. Yani Flight Simulator şu an teknoloji demosu gibi bir şeye dönüştü. Tam bir benchmark desene. Ama... Ben öyle sorunlar yaşamıyorum Cancığım. 3090'a çakıyorum. İçiyorum ışık mışık. Kapatıyorlar, açıyorlar. Yapay zeka katıyorum. Uçak kendi kendine gidiyor, iniyor falan. Neyle aldın bu 3090'ı? Donanım haberi sattım. Buralı mı aldın? Bozdurdum borsada. Bozdurdum da ne koyayım. Bir de ışık komi düşünsene. Senin değil ama satıyorsun. Köprüyü satan adam tabii, gibi. Tabii aynen. Tertemiz. Satayım mı? Aslında çıksa mıydı böyle pazara ya? Düşünsene. NFT'sini yaptım buna. Sana donanım haberi satayım mı? Abi satıyor musun? Satıyorum gerçekten falan diye. Satıp çıkacaktım abi. Bu şeyi arada düşüyorum ben. Yani bu DLSS mesela şeyi takip ettin mi? İşte God of War gelecek. God of War'a da DLSS ekleyeceklermiş şimdi. Ya bu DLSS şimdi... Dediler ki bize, arkadaş bu işte creator'ları konuştuğunuz yer, oyun konuşmayın dediler. Yapay zeka, DLSS, oyun işte. Hepsi bir iç içe, daha ne olsun? İşte Unreal 5'te çıkarken şeyi entegre ediyoruz dedi ya. Kafadan biz DLSS'i, evet. İşte ne, refleksi de galiba entegre ediyoruz dedi. Abi DLSS 1.0 ile 2.0 arasında da bir 100 yıl var yalnız. Var. Evet gerçekten. Var, machine learning'den ötürü. Yani bir gün 3.0 da çıkacak. 3.0 duyurdular galiba. Duyurdular mı bilmiyorum ama genele açtılar onu. Yani artık herkesin erişimini açtılar. Kodunun mu? Kodunun evet abi. Okay. Daha da böyle ya, dikkat et, birçok oyun duyurmaya başladı takır tabii. Takır. Ya arkadaşlar düşünsenize. Ekran kartınızın içinde bir yapay zeka birimi var. Bu işte After Effects'te tracking yapıyor. Premiere'de ayrı bir iş görüyor. Oyuna geçiyorsun. Oyunda da bu sefer çözünürlüğü yükseltip detay ekliyor oyuna. Ya böyle bir manyakça bir şey olabilir mi? Psikopatça bir teknik aslında. Yani bana şey çok ilginç geliyor o açıdan. Aslında demin bahsettiğim o şey muhabbeti var ya. Bir sürü insan DLSS'i anlamadı pek ama... Yani sen gerçek görüntünün üstüne yapay zeka çalıştırıp oyun görüntülerini aktarabildiğin nokta aslında çok kabaca DLSS'in yaptığı şey bu. Tek tek pikselleri renderlayacağına, abi sen ne görmek istiyorsun, çimen mi? Var abi bende çimen, al sana hazır çimen deyip yapay zekanın arkada çalışma kafası çok güzel bir kafa. Ve yani bilmiyorum, bana şu an şey biraz üzücü geliyor. Yani o yüzden bu stüdyo yerine biraz böyle şey oldum. Ben bu stüdyoya gelirim konuşurum bugün falan gibi oldum. Çünkü şey beni bayıyor. İşte... FPS Win Games muhabbeti var ya biraz. Ya tamam eyvallah. Yani e-spor tarafına da konuşmak lazım biraz ama bu tarafta teknolojiyi bağırtıyorlar bayağı ve çok kral işler yapılıyor. O taraf hep biraz şeyde kalıyor. Gölgede kalıyor biraz. Işıklı gaming dünyası değil ya, anladın mı? Yani aslında akademik çalışmalar var burada ve çok kıymetli çalışmalar. Çünkü bakma biz bugün GTA 5'ten örnek veriyoruz. Daha donanımlı birisi gelsin. Akciğer filmi çekilecek belki adamın. Orada daha iyi bir rezolüsyon alacak. Belki adamın bir sağlık sıkıntısı var, o çözülecek. Yani sağlık tarafında çok ciddi uygulaması evet, var. Evet, yapay zeka biliyorsun kanser teşhisi konusunda, bazı özel kanser türleri konusunda ama doktorlardan daha sağlıklı kararlar verebiliyor. Tabii. Çünkü çok nadir kanser türlerinde doktor çok fazla karşılaşmadığı için ne olduğunu anlayamazken yapay zeka o tarafta diyor ki abi diyor ben bundan önceki 1 milyon vakaya baktım. Bu olabilir diyor. Ona göre gitmeleri daha sağlıklı. Tabii ki yine %100. Diye bir doktorun bakması daha sağlıklı ama doktorlara göre daha iyiymiş. %95 oranında daha isabetliymiş. Bir yerden sonra gerçekten belki de yapay zeka bakacak her şeyine. Sana bir soru soracağım. Senin render aldığın makinende hangi kart var? 3090. Ben masanın altına gideyim. 3090. Sende kaç tane 3090 var? Ya işte var bir şeyler ya. Evet arkadaşlar. 3 tane mi var? Doğru söyle. Yok ya, diğerinde 3080 var evdeki. Ha iyi okey. Şimdi peki, beni linç edecekler. İzleyenler ama bu zaten. Hayır hayır. Şu yüzden soruyorum. Ben 3080'de kaldım şu anda. Sen render sürelerinde nasıl bir değişim gördün? Çünkü bir şey soracağım. Sen benden daha çok render alıyorsun YouTube aslında. Çok şaka fazla değil. Evet. Ben canlı yayın tekrarı atıyorum. Hı-hı. Ben mesela Nvidia'nın bu broadcast'ini falan filan kullanıyorum. Arada böyle uluslararası görüşmeler oluyor. Onda mesela bir uluslararası röportaj yaptım ya geçenlerde. Tam o saatte abi dışarıda çalışma vardı. Açtım Nvidia Broadcast'i. Nasıl da kayıtlı iş. Canlıdayken Nvidia Broadcast'ın noise cancellation'ı beni bir iki kere üzdü ama benim kondenser mikrofonla alakalı olabilir.
Sonra kaydı geçirdim içinden. Bir de o yöntem var. Yani aldın kaydı evet, geçirebiliyorsun evet. içinden. Orada noise cancellation çok temiz çalıştı mesela. Ben biraz daha oralardayım. Ya mesela şey var gerçekten. Canlı yayın esnasında geliştirmeleri lazım bir tık da. Buradan Nvidia'nın break programını CEO'suna sesleniyoruz. Arkadaş canlı yayında bir tık daha geliştir. Yani 3090 kullanıyorum. Herkes gibi 3080 kullanmıyorum. En azından bende iyi çalışsın. Bir tık daha. Ama 3080'li fakirler gibi değilim. Kamera fonksiyonları nasıl abi? Bu epik değil mi sence arka tarafı bulandırması vesaire? Yani güzel. Noise, bu kafa takibini ben hiç kullanmadım. Şu an ekranlarınızda gördüğünüz kafa takibini ben hiç kullanmadım. Çünkü şey yapamıyorum. Yani bak aslında, diyor ki oğlum bu kayıt mı canlı mı gerçekten? Canlı ya neymiş? Var evet. mı sorunuz falan arkadaşlar sorun. Sorun cevaplayacağız. Hadi. Ya, mesela şey falan ilginç geliyor. Bak aslında chatle de biraz entegre şunu söylemek isterim. Bana her hafta 2 tane 3 tane minimum Instagram'dan ya da Gmail'dan şey diye soru geliyor. İşte abi ben de yayıncılığa başlayacağım. Nasıl başlarım? Bir kere diyorum ki arkadaşlar Twitch abonelik fiyatını 5 TL'ye düşürdü. Başlamayın. İyi düşün. Pastaya ortak olmayın gençler. Siz başlamayın. Gidin başka işler yapın. Evet. Ne bileyim TikTok'ta video çekin. Evet. Mesela ben TikTok'ta video çekmiyorum. İyi düşün hani 1000 abonen olsam 5000 TL'ye geliyor. Kurtaracak mı senin masrafını diye. Öncelikle ilk tavsiyem oluyor. Geçtiğimiz gün alacaklı kapıya geldi. Dedim ki dur 2 yayın daha açayım. Borcunu kapatacağım. Gerçekten bu iş artık mafyaya düştü arkadaşlar. Yani alacaklı kapıya dayanıyor. Yapmayın. Ne Facebook Gaming'e girin ne Twitch'e, TikTok'a girin siz. Orada çok daha fazla para var diyorlar. Ama orada şey önemli işte. Yani yayın tesisatında mesela çift bilgisayara çıkma durumu vardır bizde. Hı, evet doğru. Çift bilgisayara çıktığında yayını bu makineden verirsin. Bu taraftan da oyununu oynarsın. Şimdi şey var tabii. Mesela ben bile e-spor yayını, ben e-spor yayını da yapan birisi değilim ama mesela oyununa göre 90 FPS, 60 FPS. Ben 90 FPS'in yukarısında farkı çok anlayabilen bir oyuncu değilim açıkçası. Ama yeri geliyor hele de son çıkan oyunlarda falan 60 FPS falan tek makinede görmekte çok zorlanıyorsun. Tek makine her türlü biraz yoruluyor. Halbuki Nvidia biliyorsun NVENC diye kodek de dahil etti evet OBS'e. Performansı da arttırdı ama oyunlar da öbür taraftan artıyorlar. Yani en son çıkan Far Cry'da gördün mü bilmiyorum. Far Cry'ın kendisi 20 GB. Yüksek çözünürlüklü texture indirirsen 88 GB'a evet. çıkıyor. Yani bu data bir yerden geçecek yani işleniyor bu data. Haliyle de çift bilgisayara çıkmak gerekebiliyor. Çift bilgisayara çıkamayan arkadaşlar da o yüzden işte mesela headset mikrofonu kullanıyorlardır. Headset mikrofonu çok iyi bir mikrofon değil. Headset mikrofonunu Nvidia Broadcast'ten geçireceksin. Işte. Filtreleyeceksin. Aynen olacak. Öyle. 20 ailesinde RTX vardı değil mi? Var. Yani ya RTX 20 ailesinden onlar. Ya 3000 ailesinden bir şeyin olacak ya da 4000 ailesinden. Evet arkadaşlar 4000 ailesinden. Şimdi lansmanıyla beraber ondan sonra 5000'e geçiyoruz. Yalnız güzel olmaz mıydı? İşte çat bakın siz diye. Yani, herkesten önce bir tane 4000. Diyor yüzden ki sol kulağını tutsun Can abi diyorlar inanmak için. Hadi canım burada maymunluk yapacağız. Ama gerçek şey, arkadaş. Gerçeğim ya şahıs beni yapay zeka da renderlamış olabilir tabii. Onun için hiçbir zaman emin olamayacaksınız. Evet. Ama buradayız. O yüzden hakikaten yani yayına böyle genç başlayacak arkadaşlara kesin tavsiyem. Nvidia Broadcast odan çok iyi değildir. Yatak odandan açıyorsundur yayını. O zaman arka planını bulandır. Sesini düzelt Nvidia Broadcast'ı. En az bir 2000'li bir makine orada tavsiye edebilirim yani. Abi sen oyun yapımcılarına danışmanlık veriyorsun pazarlama konusunda falan. Bayağı işin içindesin aslında. Bu Nvidia'nın oyun yapımcıları için de geliştirdiği bazı araçlar var. Özellikle bu dudak senkronizasyonunu 3 boyutlu karakterlere tutturulabilmesi adına ya da işte animasyonların daha gerçekçi olabilmesi adına. Ne düşünüyorsun bunlar hakkında? Yani sence sektörün şeyini girişi kolaylaştırıyor mu? Yoksa birçok insan daha bilmediği için kimsenin haberi yok mu bunlarda? Abi orada samimi söyleyeyim. Bak şimdi şöyle bir şey var. İşte After Effects mi kullanıyorsun diyelim ki? RTX'li makine show. Zaten Mercury GPU mu? Böyle evet, evet. Render alırken falan da Premiere zaten orada uçuyor. Onlarla daha iyi çalışıyor. Premiere illaki çok yani kullandığım bir şey. Mesela ben 4K kullanmam, kanala da atmıyorum. 4K kullanıyorsan zaten performansını çok ciddi arttırman gerekiyor. Çok ciddi lazım yani. Ama oyun yapımında şöyle bir şey var. Oyun yapımında yani aslında şimdi Unreal'ın da en son teknolojiyle dahil etmesiyle şeyi gördük. Yani bazen hareket eden obje ve karakter sayısı ve bunların her bir frame'de hesapladıkları matematiksel fonksiyon sayısı şeyden daha önemli olabiliyor. Aslında senin oyununun içerisinde ne olduğundan daha önemli olabiliyor. Şimdi şeyi ben çok görüyorum. Bilhassa böyle küçük ekipler falan Unreal 5 çok iyi gözüksün oyun. Şimdi şey ilginç. Yani çok iyi gözüken oyun aslında illa gereken bir şey değil. Yani yeri geliyor senin oyunun belki çok iyi gözükmüyordur. Ama binlerce obje koşturuyordur mesela ekranda. En son Rift Breaker diye bir oyun oynuyorum şimdi. Rift Breaker'ın mantığı tam şey. Bu Instagram reklamlarında yalan oyunlar gösteriyor evet. bildin mi? Hani böyle 8000 asker koşuyor sonra oyuna giriyorsun. Kasabada böyle bir şey oturmuş yok. Millet savaş falan yokmuş. Rift Breaker bayağı şey yapmaya çalışmış. Harbiden 8000 tane köpek base'ine saldırıyor böyle. Crimson Land vardı eskiden hatırlar mısın? 360 evet, derece ateş edeyde böyle şey base'i tutmaya çalışırdın. Onun gibi bir oyun. Yani ekrandaki obje sayısı aşmış gitmiş ve onlar da mesela RTX teknolojisine dahil etmişler. Böyle
Mesela gece savunma yaparken ışık böyle çimenlerin arasından hareket ediyor. Binlerceyi ayırtıp üstüne koşturuyor. Makine bağırıyor gerçekten. Yani artık o bir performans şeyi. Ama işte işin arka tarafında her zaman şu var. Vay benim işte yeterince ekran kartım yok. Benim yeterince güçlü işlemcim yok. Şuyum yok, buyum yok deyip oyun geliştirmekten de çok kaçmaya da gerek yok. İki boyutlu geliştir. Evet doğru. Objeleri iki boyutlu da koy. Farklı bir yapı Sen yap. de kazanmayı ver abi oyundan işte. Yok kazan. Ne kazan Şaka mobile yapıyorum. geliştir. Yani şey de o yüzden çok endişe olmasın. Evet tabii ki üç boyutlu bir oyun yapacaksan, bir FPS yapmaya Evet. çalışacaksan, bir ne bileyim üç boyutlu bir arenada bir şeylerin hareket ettiği bir fikrin varsa ortada, bu tarz teknolojiler, RTX ekran kartları senin çok işine yarıyor. Ama hani yok paran, kanka sen de o zaman Unity'de mobil oyun yap. Yol boyu koşup bıcık bıcık zıpladığın oyunlar milyonlara kazanıyor. Onları denersin bir de. Bu Mandalorian'ın Visual Studio'su var ya, Ha devasa bir Unreal Engine'la şey kurdular. Türkiye'de aslında ben benzerini yeşil perdede kullandım. Arkada full Nvidia sunucular koşuyordu. Gerçek zamanlı işleyebilmek adına falan. Lan dedim yani adamlar zamanında yatırım yapmasaymış ne yapacaktınız? Teknoloji ilerlemeyecek mi? Abi ilerlemez ha. Yani İstanbul'daki bir otel odasına kadar küçültebilmeleri o teknolojiyi. Arka tarafta birileri Ha, bir ekip mi zamanında var bunu yapan? var Türkiye'de. Yerli girişim mi böyle? Ya Monster'ın şeyinde vardık biz. Lansmanında, Evet, okey. hem Nvidia ekibi vardı o tarafta, hem de arkada böyle bir ekiple beraber gelmişlerdi. Sağ olsunlar beni de dediler ki sen çok uzun zamandır bize dokunuyorsun. Hani başından beri neredeyse bir sunuculuk, bir sunum yapar mısın? Bir 5 dakikalık bir görev aldım orada. Ama sahneyi gördüm. 3 boyutlu virtual sahne. Kamera hareket ettikçe arkası da hareket ediyor falan. Arkaya bir girdik. Rack tipi böyle Nvidia sunucuları koymuşlar çatır çatır. Bağıra bağıra çalışıyor onları taraftan. Ne Ha, olacak? gerçek zamanlı çünkü her şey. Gerçek zamanlı evet. Çok manyak bir Onu bu süreçti ya. şeyde de yapıyorlar herhalde. Geoff Knightley'nin sunduğu Gaming Awards falan var ya. Onda da baba böyle belli ki bir stüdyoda geziyor. En son bir de DC Fandom yaptılar mesela. Onun canlı yayınında da stüdyodaki insanlar arka planda gerçek zamanlı stüdyo varken Ya hareket ettirmişler. hatırlıyor musun? Bir tane haber ekibi şey sundu. Böyle bir sel baskınını anlattı. Böyle fena şey oldu birdenbire. Dünyada patladı gitti. İşte sel bu kadar basar falan diye anlattı. Unreal Engine'ın ilk sunumu oldu falan Ha dediler. ne suyun renderini mi almışlardı böyle Hatırladın değil mi? Böyle gerçekçi bir şu şey kadar yapmışlardı? yükselirse bu kadar olur, bu kadar Evet evet yükselirse evet bu kadar aynen. olur falan tarzında. Şeyi görüyorsun. Vizyon farkı aslında. Teknoloji var abi. Türkiye'de Var bile var. var Şu an var. isteyen haber kanalı istediği yerde kullanabilir Var. bunu. Birisi demiş ki biz bunu haber yapalım. Hani ne Evet. kullanalım haber yapalım Ya demişler. işte o yüzden aslında şey önemli abi. Bugünkü bu yani 2 gündür devam eden Nvidia Studio yayınlarını ben şu yüzden çok beğeniyorum. İşte arkadaşlar mesela heyecanlı. Şimdi bizi izleyen çoğu arkadaş bir şekilde oyun içine bulaşmış ya da yani oynayan arkadaşlardır diye düşünüyorum. Ya sen bunu aldın bunu oynuyorsun. Ya bir her hafta 2 gün oynama ya bunu. Gir Unreal'a bakalım ne oluyor. Bir Yani şey artık var değil mi? tutorial'lar Evet. falan öyle bir noktaya geldi ki Unity'de mesela. Yani Türkçe tutorial'lar da çıktı. Globalde de çıkmaya başladı. Yani inanılmaz gerçekten ekran kartlarının üzerinde oturuyoruz. Teknolojileri çok kuvvetli. Ve yani bizim çocuklarda biraz cin çocuklar var hakikaten. Böyle ara ara okuyoruz ya Apple'ın açığını buldu falan. Yani onlar illa ki de böyle Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi değil ha. Onlar Yani biliyorsun fake haber. bilmiyorum bu arada fake haber mi dedin Haber de. müziği abi para verip yaptırıyorlarmış haber Çocuklar kendi mi ajansına. yaptırıyormuş? Haber ajansı diye de şimdi Bir de onların hepsi şey biliyorsunuz yani. Açığını buldu ama kabul etmedi. Ha, parayı da almadım Vay falan. yiğit adam. Çünkü ona 20 dolar önerildi falan. Ha filan. Keyifli bir örnek olmadı o zaman ama ben şunu söyleyeyim. Olsun. Yani bizim arkadaşların hakikaten oturdukları yerden yapacak çok işleri var. Yani bu ülkede bir iki Ama tane zeki Unicorn adamlar oyun bu ki o şekilde açığı çıktı. bulmuşlar haber yaptırıyorlar. Yani Türkiye'nin işte zeki. Öyle düşün. Türkiye'deki basının ne kadar dandik olduğunu fark etmişler. Bu açığı bulmuşlar yani Aynen anladın mı? ama O da bir açık. O da Apple'ın bir açık. açığını bulmamış da basının Aynen. açığını Basının bulmuş açığını aslında. bulmuşlar. O müthiş bir haber o tarafta Ama gerçekten de. işte şey yapmaları lazım. Ben bu konuda arkadaşlar hep itmeye çalışıyorum. Yani bu iş hakikaten sandığınızdan daha kolay. Ben de mesela bir 3 ay önce Unity'de oyun geliştirmeye kendim başladım evde. Şeyi fark ediyorsun çünkü abi. Gerçekten teknolojinin üzerinde oturuyoruz. Yani 3080 benim evimde bir şekilde var. Arkadaşlar da 2080 olsun. 2080'in performansı da render almak için, iç boyutlu modelleme yapmak için, bir şey üretmek için kötü değil. Chat kaçınızda 2080 var yazın. Yoktur muhtemelen Benim ama bir bakalım. videom var 8K TV yanımda. Ha. 3090'ı ilk çektiğim video. 8K'da gösteriyorum. Şey diyorum ya birçoğunuzda zaten 4K TV'ler artık yaygın olarak kullanılıyor diyorum falan tamam mı? Altında full linç var. Abi tüplü televizyonunu izliyorum sen ne diyorsun diye. Tabii. Yani ben geçen sene birkaç kere şeyi sordum. Çünkü bazı yorumlar geldi böyle 4K video çekseniz artık ne biçim hayat bu falan diye millet varyansın etti böyle. Hani dedim hakikaten 4K video izleyen kaç kişisiniz? %3 çıktı en sonunda. Yalnız chat akıyor ama ya iyi ekran kartları var chat'te. Ya en azından bir 3060'lar, 1080'leri 2060'lar, 1060'ları var artık. 2070 falan. GTX 960 da işte yani fena değil. Kurtarırsın hayatı. GTX tabii evet. O da bizim bir Yani kardeşimizdir. mesela web'de gezebiliyorsun. Çok güzel bir teknoloji o. Evet GTX'le falan şey oluyor. Mesela browser'ı aşağıya kaydırıyorsun kayıyor bayağı böyle. Gördün mü onu? Neyse. Linç edecekler yemin ederim ya Yok hayır neyse. ya arkadaşlar Evet. öğrencidir yani çalışır kazanır yarın bir gün alır. Yani
Çünkü finansal durum insanı belli bir seviyeye gelince çok da teknolojinin gerisinde kalmamaya çalışıyorsun. Böyle bir huyumuz var hepimiz. Google'da aratın, oturduğun yerden para kazan. Bilgisayarın başında para kazan. Hemen siteler çıkacak arkalar. Yok, onları da düşmeyin. Ama çok tavsiye ederim. Unreal'dir, Unity'dir. Öğrenin şu açıdan. Bugün Unreal Unity dendiğinde çoğu insan şey düşünüyor. İşte oyun mu yapacağız falan filan diye düşünüyor. Yok arkadaş. Yarın bir gün o yapay zeka teknolojisi gelecek. Unreal'ın bilmem nesiyle oturacak. Sen mesela atıyorum. Ne bileyim. Tıp bilmem neyi okumuş olacaksın. Evet, doktor doğru. Olma. Yani şey var ya işte medikal sektörde mesela işte medikal sektörle alakalı farklı şeyler de var. Bölümler de var şimdi aklıma gelmedi. Bizim Kore'yi biliyorsun. Adam fotoğrafçı. Hı-hı. 3D render yapıp avatar da yapıyor. Sonra hı-hı. Unreal'da şey çekiyor. Sanatını birleştiriyor yani. Aynen, yani illa arkadaşlar bu benim ne işime yarayacak demeyin. Eninde sonunda bir yerde birleşiyor ve öne geçiyorsun diğerlerinden. İki adım öne geçiyorsun. Sen mesela mimarlık okuyacaksın, bir şey okuyacaksın. Bunun modellemesini çıkartman gerekecek. Sen bugün buna yapamam diye inanıyorsun. Yarın bir gün sen fotoğrafını çek, biz modelleyelim çıkacak. Sen programı evet. Bilmediğinle kalacaksın. O yüzden hakikaten biraz daha genç, yani böyle lise belki erken ama üniversite yeni mezun arkadaşlar. Vakitleri varsa bu Unreal'lara, Unity'lere böyle öcü gibi davranmasınlar. Girsinler. Sen de oyun yapma kardeşim. Sen de bina modelle. Sen de ne bileyim bir sunum nasıl hazırlayabilirim burada onu öğren. Çünkü ben Photoshop'u 3.1'den beri kullanıyorum. Ben de uzun zamandır. Yani ve her versiyonuyla beraber hayatım o kadar kolaylaştı ki. Tek tıkla yapıyorsun demin. Dekupe ediyorsun. Arka plan silme geldi demin onu söyleyecektim sana. Thumbnail için böyle poz verip arkamızı siliyorduk. Eskiden remove.bg diye site vardı mesela. Evet. $120 yıllık aboneliği oradan arka plan sildiriyordu. Bir de leş gibi yapıyordu diye. Bazen biliyorsun anlamıyordu yani. Tabii. Şimdi Photoshop'a dahil ettiler onu. Bayağı oradan sürükleyip bırakıyorsun, arka planı temizlediyorsun, tık diye temizliyorsun. Saça kadar. Hatta bokeh'de kalmış kısımları bile bazen tabii. Çok iyi dekupe edebiliyor. Ya yapay zeka gerçekten çok uç noktaya geldi. Bu arada sen 3D render yapıyor musun hiç? Ben anlamıyorum o işten mesela. Yapıyorum ama şey, DAZ 3D diye bir program var. Bilmiyorsundur sen. Hiç bilmiyorum. 3D'de hiç böyle cahilim, kafa sallıyorum, sen çok, bozma. Çok kendi kendisine özel bir alt kültürün 3D renderlerini aldığım bir program. Müthiş, biliyorum. Orada kullanıyorum DAZ 3D'yi. Dust 3D aslında şöyle bir sanal fotoğraf stüdyosu. Yani gerçekten aslında bir sürü tabii ki 3D modelleme programını, ışık kaynaklarını koyarak fotoğraf stüdyosuna çevirebilirsin ama Dust 3D biraz daha öyle çalışmak için program. Mesela Yeşillik demiş ki Dust karakter modelleme için iyidir demiş. Biliyorlar aynen. Bak Dust 3D. Bayağı biliyormuş chat ya, vallahi helal. Chat bilir. Chat benim yaşıtım olduğu için bilir. Mi Can Bey demişler. Dust 3D bilirler yani, bilinir. Meşhur programdır Dust 3D. Tamam, bilen bilir. Dust 3D'de önceden mesela bir poz verdiriyorduk modele bir şey yapsın diye. Yerleri silsin diye. Ha, 30 dakika 20 dakika arkadan gar 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 render sürüyordu. Şimdi 3080'e geçtik. Allah razı olsun. Çatır çatır render alıyoruz vallahi. Keyfimiz yerine geldi kardeşim. Kırmızı noktayı sağ üst köşeye koyarsak en azından gençleri... Ya programdır bu arkadaş. Yani bu şey gibidir. Ben sana bugün bir kılıç versem sen bunu döner de kesebilirsin, insan da öldürebilirsin. Dust3D'de bir... Yalnız chatte biliyormuş. Nasıl bir chat abi? Ben nereye düştüm abi böyle? Öyle, ben çocuklar üretken ya. Bunlar önü açık. Baksana şey akan emojilere falan. 2 sene 3 sene onlar Patreon'dan takır takır dolarlarını kazanmaya başlayacaklar. Üretin kardeşim, üretin. Boş oturmayın. Dolar kazanın. Ülkenize dolar kazandırın dolar arkadaşlar. Kazanın, satın onları, TL çevirin ondan sonra. NFT yapın. Satılır mı sen? NFT... Evet, Nvidia RTX olmasa mesela aç kalacaktınız. Nvidia size böyle bir olanak sağlıyor. Üretkenlik kısmında. Var mı soru chatten? Bakalım, sorunuz var mı arkadaşlar üretkenlik kısmında mesela? Önleri açık, hazırdalar diyor. Tabii arkadaşımız tabii. Şu anda üretim için. RTX yok ki zaten demiş bir arkadaşımız. DAS tasarım amaçlı değil gibi ya. Daha çok başka içerik, hazır içerikler mi? Hazır içerikler mi var? Arkadaşlar dediğim gibi mesela... Demin de fotoğrafçı bir arkadaşımız konuk oldu. Mesela fotoğraf çeken çok insan var. Sen her şeyin fotoğrafını çekebilirsin. Dust 3D bir kameradır. Sen onu nasıl kullandın seninle alakalı bir şey. Evet, oradan şey yapabilirsiniz yani. MetaHuman ve Cinema oyun sek. MetaHuman'ı gördün mü ya? Gördüm. İndirdim de. Kılına kadar, tüyüne kadar zoomluyorsun. Sonra diyorsun ki ben bununla bir şey yapacağım diyorsun. Sonra bakıyorsun bir şey yapılamadığını görüyorsun. İndirdim. Ya evet biraz aşıyor şu anda. Ama cep telefonuna bağlı bir uygulaması var. Cep telefonundan 100 datanı şeyden Wi-Fi üzerinden aktarabiliyor. Çıktı Android'da. Mı şimdi o? Ha. Drone deneyeyim ya. Yüz datanı derken hareketleri mi? Hareketleri. Suratını mı? Ya şey gibi düşün. Canlı avatar yapan programlar var ya. Ha, suratını aktarıyor. Tamam, animasyon tabii, olarak. Tabii şey için. Tamam. Yani, ben dedim ki kendini renderlayıp mı çakıyorsun ya, çok içeri? Kötü sinematikler var ya hala oyun sektöründe. Evet, tuhaf doğru. Bir şekilde nasıl yapabiliyorlar inanamıyorum yani. Gerçekten kamerayı cep telefonu artık yani. Cep telefonunu şuraya koyuyorsun. Datayı alıyor cep telefonu. Gerçek zamanla atıyor Unreal'a. Unreal onu render ediyor sana. Sen sinematiği orada yönetir gibi aslında başında durabiliyorsun. Ya zaten...
Yani yine oyun tarafına gireceğiz ama oyun tarafında bu teknolojilerin gittiği yer başka. Sizin benim orada burada milleti tetiklemeye çalıştığım şey şu. Siz de üretebilirsiniz. Vallahi o kadar zor bir şey değil. Değil gerçekten ya. Bakın gerçek söylüyorum. Ben ilk video yapmaya başladığımda videoyu çekmek 1 saatte, videoyu aktarmak bilgisayara 3 saatte, render etmesi de 1 gündü, tamam mı? Evet. Onlara uğraşmak. Gerçekten böyle bir süreçten geçiyorduk saçma sapan. Upload'a da bir 6 saat sürüyor. Aynen öyle bir süreç var. Şimdi oturuyorsun arkadaş başına, oyun için aldığın RTX'li makinede gerçekten içerik üretmeye başladın, sen fark etmiyorsun ama arkada o RTX var ya, deli gibi çalışıyor, köle gibi çalışıyor arka planda. Sırf sen o videoyu yap, o oyun videonu at, iki tane headshot vur diye. Yani YouTube'dan reklam parası kazanacağım diye RTX'li yaptığın eziyete bak, aslında düşündüm. Biraz. YouTube atma abi sen de. Başka bir platform yani, varmışsın. Yani gerçekten burada kullanabilirsiniz. GeForce Now bu programları da çalıştırsa nasıl olur demiş bir arkadaşımız. O zaman GeForce Now olmaz. Olur. Aslında ama bence abi, yani şey, Nvidia Studio programında sızıntı da konuşulmaz be. Ben anlatırım onu size bir ara. Ya bazı orada sızıntılar şöyle var da şimdi Nvidia kanalında da sızıntı konuşulsa ama abi, bir internet SMS gelecek yani. Bak şimdi internet kullanmaya hazır da şeye hazır değil ki. Yani çektim 12 GB'lık data var. Onu ilk önce şeye mi aktaracağım abi? Bir şey diyeyim mi? Yani 3 boyutlu modelleme için sıfırdan girebiliyorsun ya aslında. Blender tutorial'ları var. Tamam, 3 boyutlu modelleme yaparsın. Mesela doğru, ben tamam. Bu Unity çalışmaya başladıktan sonra şeye girdim. Blender tutorial'larına da girdim. Çünkü çok rahat şey versiyonları var. Adam mesela hakikaten 15 dakikada karakter yapıyor. Ha öyle şey değil. Death Stranding karakteri değil tabii ki. Yani ama Unity'de böyle koşacak kadar adamcık yapabiliyorsun yani. Şimdi zaten Blender çok rahat bir program aslında. Sen bu Blender'ı uzaktaki bir makineye bağlanabilirsen, Nvidia'da yakında şeyi duyurdu. 3080 şeyi gördün mü? Evet gördüm onu. GeForce Now'ın yani daha güçlü versiyonu çıktı. 2K. Senin paylaşımından gördüm. Ha işte. Sağ olsun Nvidia bize haber vermiyor. Orada çağırıyor buraya, sun diyor falan ama. İşte abi herkesin her şeyin influencer'ı başka yani. Öyle düşünmek lazım. Orada benim işte şey çok hoşuma gidiyor. Aslında bak son zamanlarda işte çıkan bu yeni pluginleri gösteriyorlar şu anda ekranda da. Kumaş modellemeleri, su modellemeleri, ışık evet modellemeleri. Evet ya gerçekten ha. Yani bunlar bir tık eskisine göre kolaylaştı. Benim gerçekten şey yapan arkadaşlara çok ciddi bir tavsiyemdir. Hani kendi kariyerinize bir yatırım yapın. Ananız babanız odanızdan içeriye gidip Blender bedava değil mi abi zaten? Blender bedava. Evet. Blender bedava pluginleri, yani bazı çok profesyonel pluginleri var. O seviyeye de sen gel de yani alırsın, o zaman zaten, hakikaten evet, alırsın onları. Ya Blender ve bak ben bu sene öğrenmeye başladım Unity'de Blender'da. Hakikaten konu şeye dönüyor yani, ben ekran kartının üstünde oturuyorum, oyun oynuyorum ya da işte mining'e bırakıyoruz falan. Ya da bırakmıyoruz, bırakmayın. Bir arkadaş demiş ki 3 tane RTX var, onlar benim için çalışıyor zaten. Aynen çalışsınlar. Pasif income çok önemli. Öte yandan işte dediğim gibi bir noktada insan şeye geliyor, lan ben bunda daha da bir şeyler üretebilirim aslında. Ve Ethereum üretmeye başladım. Yani şu işte benim neredeyse her ay falan bir tane bir indie oyun etkinliğinde bir jüriliğim falan oluyor. Çok sürükle bırak oyun yapılıyor artık. Bundan hem biraz rahatsızım, hem de yani Among Us gibi bir oyunun mesela dünyayı ele geçirdiği bir dönemde sürükle bırak oyundan çok da korkmamak lazım. Yani o yüzden bir tık daha kafası çalışan, bir tık daha lan ben belki bu işi yapabilirim diyen arkadaşlara bak. Unity'de de Unreal'da da şey var çünkü. Programlama bilmiyorum diye endişe ediyorsun. Sürükle bırakla yazabiliyorsun abi kodları. Demin bak, hatta arada geçen videolardan bir tanesi de gösterdiler o yapıyı. Şeyi söylemiş, Nvidia'nın Iray diye epey güçlü bir render motoru var demiş. Eskiden biliyorsun render işlemci de oluyordu. Iray eski. Iray'ı da DAZ 3D'den biliyordur arkadaş. Ben de biliyorum Iray'ı. RTX yokken Iray vardı. Ha, daha yenisi öyle geldi diyorsun. O da güzel. Artık güzel. RTX, evet. İşte Iray'ın eskiden yaptığı şey RTX artık canlı yapıyor. Esprisi oydu zaten. İlk tanıtıldığı andan itibaren. Iray şeydi. Bırakıyorsun pişsin diye. Hakikaten böyle ışıklar sağa sola yansıyor. Gerçekçi bir görüntü çıkıyor. Güzel. Güzel iş ama valla. Şimdi RTX var. Haliyle Iray dedemin render motoru arkadaşlar. Şey karakter creator'da çalışıyormuş. Koray, sen hiç denedin mi? Öyle bir uygulamada karakter yapıyorum dedi. Adobe'nin mi? Adobe'ninmiş, evet. Adobe'nin karakter creator'ı biliyorum. Yok, ben ona girmedim ya. Ya çünkü ben her tümüyle Adobe Environment'ta kalmak istemiyorum açıkçası. Ya ben boomerlar yapıyordur diye düşündüm. Koray yapıyorum deyince. Allah Allah, şimdi adam yanımızda değil. Burada bir şey desem ben şey olacağım. İzliyor sonra. Kendisine de selamlar, sevgiler. Gördüm onu çünkü birkaç tane videosunda kullanmış onları. İşte aslında o Unreal'daki teknoloji de aynı şey. O yüzden hakikaten ben şeyi çok tavsiye ediyorum. Yani bu tarz işlere girmekte millet endişe etmesin. En kötü My Project diye koyarsınız Steam'e. 3 satar 5 satar neler doğru, neler evet geliyoruz yani.
Gerçekten. Yüzden biraz bir tık girişimci olun arkadaşlar. Yani şey de çok ilginç. Ekonomi değişiyor. Ya bu arada mesela dandik bir oyun yaptınız ve bunu tanıtmak istiyorsanız biz hazırız arkadaşlar. Yeter ki belli bir ücreti ayırın pazarlama kısmına. Ya da Twitter'dan gelin bize sallayın siz ne anlarsınız mı anlarsınız falan derken bir anda bir baktın drama kopar. O arada drama kopar. Biz köpürtürüz ama bunun belli bir maliyeti var tabii köpürtme başına. 10 TL'den 10 bin oyun satsan tamam işte. Biz de işimizi bağlayalım burada. Bir de şeyi söyleyeceğim. Unreal'da Unity'de her ay deli gibi asset dağıtıyor. Onu söylemek istiyorum. Ha, doğru ya. Bedava bir de bunlar. İnanılmaz dağıtıyorlar. Yani benim aslında Unreal'da Unity eğitimine girmem bir yerden sonra şeyle oldu. Unity bir ay muazzam bir RPG. Ben RPG oyunlarına çok meraklıyımdır. RPG asset'i dağıttı ama hakikaten böyle 1600-1700 dolarlık bir asset dağıttı. Yani şöyle söyleyeyim sana. Han var, ork var, kılıç var, büyü var. Yani onları bir araya böyle derleyip toplasan en azından bir Maze Runner yapacak kadar falan bir teknoloji, bir asset attılar önüne. Zaten yapmaya çalıştıkları da şey artık yani assetleri sana veriyorlar, gel gel yapıyorlar ki sen gelip o engine'i kullanmaya başla diye. Unreal sildiği bir tane oyunu vardı. Paladins miydi? Paladins galiba hala aktif de. Hatırlamıyorum şimdi. Fortnite'la aynı sene bir tane daha oyun çıkarmışlardı. Fortnite tuttu, bu tutmadı. Tutmayınca fişini çektiler. Hatırlamıyorum hangi oyun olduğunu. Mesela oyunun bütün karakterlerini asset store'a koyuyorlar bedava. Yani. Yani tabii sen onu al kırmızıya boya, ellere şey tüfek ver. Aşırı iyi modellenmiş karakterlerle yapabilirsin oyunu bir noktaya kadar. Gerçekten. Yani o senin ilk oyunun olur. Oradan bir miktar para kazanırsın. Tak onu olur başka bir oyuna koyarsın. Daha kendini geliştirirsin. Bu konuda korkmayın arkadaşlar gerçekten. Bu arada script kısmında da mesela strateji oyunlarında en zor nedir? Karakterin yön bulması. Hani böyle salak salak bazen takılırlar ya. Ulan ben buraya git dedim ama oraya dolaşamaz falan. Adamlar onların scriptlerini satıyorlar abi. Uh-huh. Diyor ki işte strateji oyununda karakterin yön bulması için şey diyor, script diyor, tıklıyorsun gidiyor istediği yere. Pathfinding AI. 65 dolara aldım ben geçenlerde. Unity için aldım. Yani işte. Unreal için almadım. Benim kötü bir tarafım oldu. Unity'ye girdim. O dedim Unity falan Unreal 5 çıktı. Unreal 5 çıkınca da şey oldum. Showtime bir de Unreal 5. Bu da çok güzelmiş. Buna mı geçsem falan oldum. Biraz da geçtim Unreal 5 kurcaladım şimdi. Bir şey de üretmediğim için aslında benim şu an bu iki oyun motoruna da olan ilgim şey gibi biraz. Harbiden Photoshop ve Premiere'de ben böyle öğrenmiştim. İlk öğrenmişim abi. Bugün thumbnail'ımı kendim yapıyorum Photoshop'ta. Premiere'de videomu editliyorum. After Effects, bir ara çok After Effects kullanıyordum Geek Yapar'dayken. O da şey için, title'ı alıyorsun, particle effect koyuyorsun. Hiç particle effect renderladın mı? Evet. Yani kaç şöyle bir şey, diyor? After Effects kare kare renderlıyor. Ve o zaman kare kare renderlamanın ve işte saniyede 30 FPS'e, 25 FPS'e video oluşturmanın anlamını görüyorsun evet. Yani. Gelmiyor ya. After Effects'te gerçekten sağlam bir render almaya çalıştığında şeyi anlıyorsun. Ha, render. Şeyi anlamıyorum abi. After Effects'te nasıl yapıyor adam onu? Sen render alırken o kadar ağlıyorsun. Görmeden mi yapıyorsun? Nasıl yapıyor? Gerçekten o artistlere bayılıyorum ben. Ya arkada script dönüyor biliyorsun particle effect'lerde yani. Tabii. Kod yazıyor adam arkaya bildiğin. Yani abi şimdi iki tane şey var. Hızlandırma da var bir kısmında. Bir aslında yine ustalık var orada. Yani adam bir kere bunu yanlış yapıyor. Evet. Yanıyor. 16 saati gidiyor. Tamam mı? İkincisinde öğreniyor. Yani büyük ihtimalle evet. Sonra diyor ki tamam bu muhtemelen şöyle olacak. Yani ortalama bir particle effect'i mesela renderlamaya çalışırken o ayarları biz anlamıyoruz. Ustası anlıyor. Zaten ustası da iyi para kazanıyor işte. Bu arada güzel bir şey yazmış bir arkadaşımız. Loret Hunter demiş ki tam da şu anda Unreal Engine Free for the Month altında 2000 TL'lik asset veriyor demiş. Aynen öyle arkadaşlar. Bakın bunları kaçırmayın gerçekten. Evet bunları alın hesabınıza ekleyin en azından. Hani bu şeyden ekliyorsunuz ya Epic'in dağıttığı bedava oyunları. Bunları da ekleyebilirsiniz aslında. Bu assetlerle gerçekten bir şeyler yaparlar ya. En son mesela şeyi yaptılar. Onu gördün mü bilmiyorum. Bir teknoloji demosu gibi bir Lego oyunu çıktı. Eskiden bu kadar güzel oyunlar çok zor çıkıyordu. Şimdi şeyi kullanıyorlar. Legoları dizmişler. Infinity'ye böyle ışık koymuşlar. Yani çok uzaktan geliyor ışık. Böyle God Ray geliyor şeyin üzerine. Yani çok uzaktan bir ışık vuruyor. Çok dramatik gösteriyor anladın mı? Oraya bir de bir yani bokeh diye bir efekt vardı. Yani böyle evet. Kamera çok yakından çekiyormuş gibi. Legoların böyle küçük küçük olduğu belli olsun diye. Adamın aslında yaptığı şey Lego'yu Pinole modellemiş. Yani bu arada Lego modelleme de bu 3D modelleme işinde en basit öğretilen şeydir. Hani Lego modellersen geri kalan rahat öğrenirsin diye bir espri vardır. Herif aslında oraya Lego'yu modellemiş ama bu sefer sırtını RTX'e rastlamış. Işık gerçekçi olsun, bokeh gerçekçi olsun, efektler gerçekçi olsun, depth of field olsun, bloom olsun demiş. Bir koymuş. Ulan sanki böyle biri sonsuzluğun içinde bir fotoğraf çekmiş gibi böyle estetik bir oyun çıkmış ortaya. Koydular Apple Store'a. Tak iki hafta şeyde kaldı. Trendlerde değil mi? Trendlerde sadece kaldı. Grafikleriyle bile yani. Görselden. Yani o yüzden mesela bunu şu yüzden de söylüyorum. RTX aralarında... Lego. Grafik okuyan arkadaşlar vardır anladın mı? Animasyon okuyan arkadaşlar vardır. Harbiden eskisi kadar korkmayın bu işlerden. Ama ben C# bilmiyorum. Adam da senin C# bilmediğinin farkında. Zaten gel kardeşim diye seni içeriye çekmeye çalışıyor ki sizin emeğinizle sektörü onlar domine edebilsinler. Yani bunu vakti zamanında Adobe'nin Photoshop'ta yaptığı şey eskiden Corel Draw vardı hatırlar mısın? Evet hatırlamam mı? Evet. Corel Draw.
Yani. E kullanırdık be. Biri kazanacak en sonunda bakalım. Şu an Unity ile Unreal arasındaki mücadele var. O yüzden gel kardeşim yapıyorlar. Dostlar da kaçırmasın. O yüzden tekrar tekrar altını çiziyorum bunu. He, bu arada nereden bulacağız diyen arkadaşlar var. Epic Games'in store'unda. Unreal yazın Google'da. Evet. Orada da yer alabiliyormuş bunlar gerçekten. Unity yazın ya da. Oradan yani, indirin. Epic Store bedava oyunu da almaya girdiğinizde assetlerini de alın yani. Evet evet. Gerçekten bu önemli bir veri. Ve aslında iyi ki söyledim bunu ya. İşe başlayanlar için assetler çok değerlidir. Tabii tabii ve geçici süre veriyor. Yani sen bugün alırsın bir RPG asseti. Kılıç 2 sene sonra bir projende lazım olur. 20 dolar o anda veremez. Satın almak çünkü istediğinizde Allah korusun, evet. O zamana kadar dolar kaç para olacak acaba? Belki 20 dolar verecek durumun da olmaz. 2 milyon lira vermek istemeyebilirsin falan diye. Falan yani. O yüzden bedava asset dolarla dağıtılan bir şey. Aman alın kenara koyun. Dandik reklamcıların sonsuz aşkı Koray. Katılıyor musun? Yani Corel benim gerçekten çok şeydi böyle. Photoshop'a ben ya 3.6'da falan ya da 3.1'de falan başlamış olmam lazım. 3'ü hatırlıyorum ama böyle beyaz dandik bir göz vardı ekranda yani. Ve şeydi böyle. Brush'lar falan çok büyülü geliyordu o zaman, anladın mı? Kullanıyorduk yani, keyifli. Bırak arka plan temizlemeyi falan filan. Corel'de o dönem kullanıyordum. Corel'den ziyade Photoshop seçtim. Ben iyi seçmişim. Topladım. Corel Aydın'la ne zaman içerik, Corel Brand'la ne zaman içerik yapıyorsunuz? Dün yaptık abi onu. Corel. Corel Aydın, pardon, dede doğru. Dede esprisi yaptım, kaçırdım ama kötü. Kaçırdım ya, kusura bakmayın. Evet, ben de dede olduğum için biraz herhalde İyiyim, bunları anlayamıyorum. Değil. Arkadaşlar kusura bakmayın, kalp krizi geçen herkesten özür dilerim. Bazı arkadaşlar yalnız diyor ki o kadar fazla set topladım ki diyor. Şunlarla bir oyun yapsam diye ortaya mucizevi bir şey çıkıyor. Değerlenecek arkadaşlar. En kötü ileride Unreal account'unuzu satarsınız. Olabilir ha. Oyun mu geçtim? Ucuza Unreal hesabı var. Aslında şimdi öyle bir şey verdin ki her hesabı bir asset alacaklar. Tabii. Ve satacak ucuza asset. GTA 5 dağıtıldığında 600 tane alan çocuk vardı ya bir tane. Donanım haberde yazmıştın değil mi? Donanım haberde. Arkadaşlar bakın şu yayını baştan sona izlediğinizde para kazanmaya başlıyorsunuz anında. Yani anında demeyelim ama bir tek işte herkese şunu hatırlatmak istiyorum. Şu an kaç kişi izledi bizi bilmiyorum ama yani bu iş artık birazcık şey, dünya ekonomisi değişiyor. Hani sen liseden mezun olacaksın, sınavına gireceksin, 4 sene okulunu okuyacaksın, inşallah iş bulacaksın, ondan sonra işte çalışacaksın orada, SSK'nı düşükten yatıracaklar falan. Yani para kazanmanın bir sürü yöntem var. Dünya hakikaten değişiyor. Sen bugün evinde çok kaliteli makine olmayabilir ama RTX'ten broadcast'e abanırsın. Görüntü kaliteni arttırırsın, ses kaliteni arttırırsın, yayıncılık video denersin. Öbür tarafta hakikaten çok dünyanın, yani işte artık Hollywood'un kullandığı ürünler bedava veriliyor internette. Hadi sen bunları kullan diye her tarafta tutorial, Türkçe kaynaklar da var. O yüzden varsa elinizin altında böyle aslan gibi RTX kartlar, bunların üstünde boş boş oturmayın. Bunlarla bir şey üretmeyi de bir yandan öğrenin. Yani bu Nvidia Studio etkinliğine gelirken benim en çok insanlara söylemek istediğim şey buydu. Laptopunuzda da, yani bu geçerli bu arada. Laptop makineleri de bence çok eskisine kıyasla çok daha güçlü bir hale geldi. Yani bir devasa PC koymakla eşit değiller ama aynı kulvardalar mı? Artık aynı kulvardalar en azından. Şimdi bir arkadaş daha yeni gelmiş. Hmm. Abi tam olarak almamız gereken şeyle bize tam olarak açıklar mısın diye. Var ya bedava kaçırma korkusu bedavayı. Hayır, arkadaşlar hemen bedava. Artık kaçırdın, yapacak hiçbir şey yok. Ve yeni. Ah gitti. Evet. Ah be. Az önce bedavaydı. Kaç. Hatta bir arkadaşımız almış 2000 liralık seti. Gitti. Ama gitti. İşte yayını başından izlemezseniz böyle ya, olacağı ah bu. Ah bedava dağıttılar arkadaşlar. 2000 liralıktı ya. Ah. Az önce de 2000 aldım. 2500'e sattım bu arada yayın esnasında. Bunu da gösterdim size. Projeme çocukları. Kalp krizi geçiriyor. Lise öğrencisi öldü falan tarzında ekranda. Ya ama işte evet, oralarda şeyler var. Yani fırsatlar var yani aslında. Onu kaçırmamak lazım. Bir de bunlar geleceğin işi arkadaşlar. Yani şey çok değişti. Mesela prodüksiyon sektörü de çok değişti yani. Eskiden hani böyle bir prodüksiyondan da minimum TV seti, minimum reklam seti falan filan düşünüyordu. İşte oturduk burada şu an canlı yayına bağlanıyoruz. Gerçekten öyle. Kaç ya. Kaç kişi sette şu an? 5 kişiyiz. Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Yani mikro prodüksiyon diye bir şey de çıktı. Niye? Aston gibi laptopta veriyoruz biz şu an yayını, değil mi? Evet. Yani dünya değişiyor hakikaten, o şeyi kaçırmamak lazım. Biz o işlere giremeyiz diye çocukların belki de çok korktuğu bir sürü şey. Artık o 400 FPS Fortnite oynamaya çalıştıkları iyice çocuk yaptım ben de bizim arkadaşları da. Yatırım tavsiyesi değil de 10 hesapla saplıyoruz şu anda. 400 FPS Fortnite oynayan kaç kişi var ya chatte şu an? Var mıdır yoktur ya? Fortnite. 400 F- ben 400 abi görebiliyor musun 400-300 ya? Kullandın mı sen hiç öyle? Hiç kullanmadım. 4K bende bütün aletler. Okey. Ya bir de biliyorsun genel olarak herkese 4K ekran var, şimdi 8K'ya geçeceğiz ya. Ben en çok 360 Hz'lik monitör kullandım. Yani şey çok ilginç oluyor. Daha Windows'ta gezerken bile şey bir etkisi var böyle. Evet. Türk filmlerinde böyle lens gider gelir ya. Şey çok tuhaf, böyle hareket ettiriyorsun. O kadar smooth hareket ediyor ki
Böyle bıraksan böyle gidecekmiş falan gibi bir huzursuz oluyorsun alışana kadar. Yani şu anda şeyde ama onu hiç hissetmiyorsun. 30, 60, 90 bunlarda hissetmiyorsun. Ama neye 400 sahibim FPS biliyor musun? Tuhaf. Sendeki şu 43 inçin HDMI 2.1'lisi geldi. 144 Hz. Evet, Nvidia G-Sync falan içerisinde böyle. Bendeki değişti ama. Değişti mi sendeki de? Bende geldi artık. Mi? O zaman sende de HDMI 2.1 var. Tüy ya, hava atamadım. Bende şey var şu an, Aorus var bir tane 1.2. Evet. O zaman tamam, sende de var ya. 43 inç mi yine? 43 inç. Yani tamam o zaman ya. 46 galiba benim. Eşitlenmişiz. Yani sen de büyük monitör mü kullanıyorsun öyle? Ya kullanayım dedim mi? Olmadı. Onu konsol şeyi yaptım. Ekranı yaptım. Çok güzel oldu yani. Ben de onu şey mi yapsam diyorum acaba? Böyle masaya yatırıp rol yapma oyunu bilgisayarı gibi yapabilirim. Oo, çılgın olur biliyor yalnız musun? ha. İnternette yapıyorlar onu. Tahta kestiriyorsun böyle etrafına kalıp. Dokunmatik olması gerekmez mi? Yok abi, sen Game Master'sın ya, sen zaten Ha buradan tamam, kontrol doğru, edeceksin o tarafı. okey, Tamam mı? tamam. Yerde böyle askerlerini falan oynatacaksın. Ama Aslında bunlar zengin masada... adam fantezileri arkadaşlar. Şey, biz Mesut'la daldık muhabbeti, kusura bakmayın. Kusurumuza bakmayın arkadaşlar, Mesut siz zırnıttık. Mesut 3090'ını anlatıyor falan, evet. Ortalık karıştı. Neredeydi o 960 GTX'i Mesut. onu yayına bağlayalım. Mesut, nereden aldın bu 3090'ı? Bize bunu anlat ya. Ya 3090 arkadaşlar tamamen alın teri. Sakın yanlış anlamayın yani. Şey gibi bakılıyordu ya eskiden. Range Rover geçiyordu, kesin uyuşturucu satıyor falan diye. Nasıl alacak falan diye. Şimdi 3090 alan adama öyle demeye başladı. Torbacı lan bu falan diye. Tabii. Yani Ama yok, alın teri 3090 bulunmuyordu arkadaşlar. çünkü, inanılmaz Çalıştık bir şey. yani. Yani her gün gerçekten de bir fiil RTX ile içerik ürettim, can bilir. Tabii. Yanımdaydı. 3D render alıyordum yani Var arka mı tarafta. chatten sorular peki? Vergiden düşmek için aldım ben de. 960 bile 1030'dan iyidir demiş bir arkadaşımız. Yani aranızda kavga etmeyin. Eğer Nvidia ekran kartı kullanıyorsanız arkadaşlar, hepiniz kardeşsiniz. Unutmayın. Bilhassa Sizin Nvidia kanalındaki. Sizin asıl kırmızıya karşı tepkili olmanız lazım. Yayın ne zaman kapanacak? Gaza geldim. Unreal'a girişeceğim demiş bir arkadaşımız. Bu arada hadi ne güzel. Unreal'da evet, bunu yaparsanız çok sevinirim kod işte. Yazmadan oyun yapabiliyorsun Unreal'da. Evet. Gram kod yazmadan Unity'de abi. Unity'de de öyle. Unity'ye ben girdim. Kod yazma kısmına geldi adam eğitimde. Kapattım orada. Ha, Learn'e girdin değil mi? Evet. Learn'deki çocuk çok seviyor kodu çünkü. He, o tamam. şeyden. Ya o şey Sıkıntı. gibi düşün. Yıllardan beri orada tutorial'lar var ya. Tabii ki kodu öğretiyorlar. Bu arada şöyle. Kod yazmadan tabii oyun yapabilirsin ama en fazla şey yapabilirsin. İşte böyle hyper casual'lar var ya. Tamam, ki yeter fena değil. Abi, ne olacak? Aynen. Evet. Ama bir yerde şey gerekecekse sana, ne bileyim bir strateji oyunu yapayım dediğinde orada birazcık girmen lazım. Normal Ama yani. orası da atla deve değil. Yani onun da rehberi var. Ama hadi orada milletin gözü korkmasın diye. Unreal'da da blueprint sistem var, onu diyorsun sen. Evet, bu notları birbirine bağlaya bağlaya aynen, falan aynen. Şey yapabiliyormuşsun. Dün Koray söyleyince dedim yapılabiliyormuş aynen. ya falan tarzında. Animasyon da yapabiliyorsun işte. O yüzden diyorum biraz daha böyle grafik, animasyon falan okuyan falan arkadaşlar varsa, yani bir noktada ellerine bir makine alıyorlar illa ki ben bunda tasarımı yapayım, Photoshop'ta iki bir şey çizeyim diye. Orada kalmasınlar yani. İndir Unreal'ı, iki tane asset koy kardeşim. Onları yürüt, bir şey yap, kamera açını ayarla, gün batımını ayarla, bir RTX ver, aa animasyon yap derif, helal olsun desin. Satarsın 2000 dolara, 3000 dolara. Bak, ekip oluşmaya başladı. Anar Estes diyor ki ben sosyal bilimciyim, hikayesini yazayım. Siz de oyunu yapın Heh. Falan diye içeride toplanıyorlar şu hadi anda. Bir oyun Böyle bir çıkarıyoruz bugün organizasyon burada. çıkmaya başladı. Bir de RTX arkadaş bulursanız yanınıza, senin de bilgisayarı kullanalım Tabii. falan Bir tarzında tane de böyle. Türkiye'de yöresel bir il seçin, orada yürüyün. Kars, Mardin. Yerel sesler eşliğinde böyle, değil mi? Bayrak mayrak İnmez, yapıştırın düşmez, yani. yıkılmaz tarzında. İlk projeniz öyle bir proje olsun, ses getirsin yani. Ve evet, konuşulursunuz ve direkt trendlerdesiniz yani. Bu konuda sıkıntı yok. Edebiyatçıyım, ben de hikaye tabanlı bir şeylere girişiyorum demiş Berk. Bu arada blueprintlerle çok ciddi oyun yapabilirsin diyen var abi. Yani çok ciddiden kasıt ne kadar ciddi arkadaşlar. Yani Minecraft yapamazsın blueprintlerle. Çok ciddi deyince benim aklıma harbiden ciddi oyunlar geliyor. Ha Ama yani evet. araba yarışı yaparsın mesela. Ya bu arada herkes de God of War yapmak zorunda değil ki abi. Öyle bir şey var ya. Ne oyun yapacaksın? God of War yapmaya çalışıyor adam Yani orada. şöyle bir şey söyleyeyim mi? Aslında bak, blueprintlerle ben de inceledim onları bayağı. God of War kadar yapamazsın ama Erzurum'da geçen bir God of War yapabilirsin, öyle söyleyeyim ben sana. O zaman tutar abi. Yani şey böyle hani animasyonun falan iyi değil, tam iyi connect etmiyor. Ama şunu demek istiyorum abi, bak oyun işinde şöyle çok ciddi bir taraf var. Sen bir oyun yaptın, belli bir kullanıcıya ulaştın. İkinci bir oyun yaptın, belli bir kullanıcıya daha ulaştın. Önemli olan burada dürüst olmak. Ben dersin ya, kişisel girişimciyim, geliştirebildiğim bu kadar. Ulaştın mı 150 bin kişiye? Üçüncü de yatırım alırsın. Biri sana bir Ha, doğru animatör tutar. söylüyorsun, Ondan evet. sonra kendini geliştirirsin. Ha, o animatör arkadaş da bu yayından girmiş olur. Bu animatör yapan arkadaş da girmiş olur. God of Erzurum. Yani oyun içinde öyle şeye çok gerek yok. Yani sen tabii ki çıkar çıkmaz milyon dolarlık stüdyo öyle mücadele edemeyeceksin. Ama sen de 10 dolarlık oyun yapacaksın. Ona göre yapacaksın. Yani ben mesela, beni düzenli izleyen arkadaşlar varsa, benim YouTube kanalımda Bu Neymiş diye bir seri var. O seride bakıyorum özellikle sürekli tek kişisel girişimci arkadaşların yaptığı, küçük stüdyoların yaptığı bağımsız oyunlara bakıyorum. Gerçekten çok iyi fikirler var. Ay, bu Meatball mıydı neydi?
Meat Boy. Yani Meat Boy'du değil mi? Aha. Mesela o tek bir adamın ve kız arkadaşı yokken yazdığı bir oyun değil mi mesela sonra? Aynı adamın Giş diye yaptığı bir oyun da var. Tabii yani indinin altın çağı böyle çok ilginç. Hakikaten bir 6-7 tane tek kişilik şey geliştiriciler vardı. Şimdi Stardew'u yapan arkadaş kaldı biraz. O eski tayfa biraz bıraktı o işleri. Ama yani şey hala hayal değil. Tek kişi oturdum ben bunu yaptım. Yani eline sağlık. Chatten de bir kişi bulursun, iki kişi olursunuz, üç kişi olursunuz. Ya bitti gitti aslında dediğin gibi. Yani bitti gitti derken tabii yolculuk orada başlıyor aslında. Hani şey gibi düşün. Yedi kişiyi topluyorsun sonra Yüzüklerin Efendisi seyahat başlıyor yani. Ya bu ortaklıkta şey de zordur ya. Evet. Ben daha çok çalıştım, sen aynen az çalıştın öyle. Falan ama kısmında. Ama bir yola çıkmak lazım. Evet, ne olur kıçınızın üstünde oturmayın. Hele de teknolojinin üzerinde oturmayın arkadaşlar. Aslında size çok lazım şeyler bunlar. 3D animatörüm. 7 senedir sektördeyim. 3D Max profesyonel olarak kullanıyorum. Bir yandan modellemeye başladım ve Blender kullanmaya başladım bir süredir. Bizim arkadaş da şeydi yani... Bu render işlerine girdi. Bizim kameraman işimizi yapıyordu. Kurgu, prodüksiyon. Ben tanıştım ama. Şeydi ya, yani şu anda Yunanistan'da tamam, abi. Okay. Donanım Haber'deki. Tamam. Bu arkadaş değil. Tamam. Bizim çekimleri yapan. Hı-hı. O değil abi. O daha sonrasında 3D render işine girdikten sonra bana şey dedi. Abi dedi, Blender diye bir yazılım geldi. Hı-hı. Ve dedi benim bütün lisans masrafımı kapat evet, dedi. Evet. Hiç para ödemiyorum. Aynısını da yapabiliyorum. Müthiş kurtardı beni. Şeye de geçti o sonra. Biliyorsun Da Vinci'ye geçti. Video Hı-hı. işlemede de. Para ödemiyor adam yaptığı işlerde. Sırf onları kullanıyor. Ya para ödemeden şu anda bayağı video editing, işte 3D, oyun yapma, bu tip işlemleri yapabileceğiniz bütün uygulama neredeyse ücretsiz arkadaşlar. Yani para kazanın diye adamlar önünüze dökmüş durumdalar şu anda aslında. Abi şeyi de hatırlatmak istiyorum herkese. Mesela Unreal Engine eskiden satın alıp oyun geliştirdiği evet, şeydi. Evet öyleydi. Çok premium bir engine evet. yani. Sonra ilk önce ücretsiz yaptılar. Şimdi de şey diyorlar. Yani önce 100 bin dolara kadar bir limit koymuşlardı. Şu anda Unreal Engine'i aldın. RTX'li kartında yırıl yırıl oyununu yaptın. Ha çıkarttın ha çıkartmadın. Ben onu bilemem ama bir şeyler yaptın. Ondan sonrasında konu şuraya geliyor. Sen bu oyunu pazara piyasaya çıkardın. Koydun dükkana. İlk 1 milyon dolarını kazanmadan ki yani Türkiye'de 1 milyon dolar kazanmana da gerek yok. 1 milyon evet. TL kazandın diyelim ki. Adamın umurunda değil. Radarına giremiyorsun daha. İlk 1 milyon dolarını kadar kazanana kadar adam gelip senden yüzde de almıyor. Yani işte aslında şeyi bence gördüler orada. Unity'nin ve Blender'ın aslında bu ikisi bu açık komşu, oynaması sayesinde. Açık oynaması. Onlar dediler ki biz mesela Blender'ın yapan abiyle bir 6 ay önce röportaj yapmışlar. Niye paralı yapmıyorsunuz demiş. Benim param var ihtiyacım yok demiş. Mühendis bir adam böyle. Bir de umurunda değil. Kafayı aldığı programlar demiş. Böyle lisansı 1000 dolar 2000 dolar olan program diyor ki geçeceğim onu sektörden evet. sileceğim muhabbetinde böyle aynen. adam. Böyle adamlar biraz sektörü değiştiriyor. O yüzden ez cümle 5. kere söylüyorum galiba ama bu Nvidia Studio etkinliğinde benim biraz hani gelmek istememin, katılmak istememin en büyük sebebi güçlü makinelerin üzerinde oturuyorsunuz. Sadece ateş etmekte kullanmayın. Finansal olarak da ateş edin dünyaya, iş yapın. Ya bu arada tabii şöyle bir enteresan kısım da var. Ücretsiz uygulamalara baktığımda özellikle yeni çıkan ve hızlandıran, işi daha hızlı bitirmeni sağlayan teknolojilere hemen adapte oluyorlar. Bu 1000 dolar, 2000 dolar alan o ağalar eskiden şeydi abi. Çıkardı GPU hızlandırma, bakarız ya. Hele bir çocuklar yapsın da falan modundalardı. Sonrasında sektör gelişti tabii. Da Vinci oradan geliyor, bilmem ne geliyor. Artık GPU hızlandırma mı bende abi. İlk bende çıkacak falan tarzında tabii. Böyle koşturmaya başladılar. Yoksa gelmiyordu abi GPU hızlandırmayı kullanmıyor. Orada var hayvan gibi güç. Yok adam istemiyor ya yazılımda bir şey değiştirmeyi. Sektörü çok sıkıştırdılar, güzel oldu. Tabii. Şeyin eşiğindeyiz, onu ben çok hissediyorum. Yani yapay zekanın şu an render almakta akademisyenlerin falan çıkarttığı bu white paper'larla YouTube kanalları evet bir şeyler üretiyor. Ama onların böyle pluginler vasıtasıyla tüketiciye ulaşmasının gerçekten eli kulağında. Yani böyle aslında işlerin hani anladın mı? Şu an işler aşırı aşırı kolay değil. Evet. Yine kolay, eskisine göre çok kolay. Ama bir de yapay zeka işin içine girdiği zaman ben şeyi falan bekliyorum gerçekten. Yapay zeka ile sinematik üretme. Çünkü, ha, evet ya. Ya sen bana şey, şunları yap diyeceksin. Şu karakter mı? Böyle davransın. Çünkü bugün üzülsün. Sen bir yapay zeka atıyorum. Ben versem bugün Akira Kurosawa'nın Seven Samurai filmini. İzle kardeşim bunu 10.000 kere desem. Adam 4 saniyede izleyecek zaten hepsini. Sonra diyeceğim ki bak aktör orada yürüyor anladın mı? İşte evet bir yandan eteği böyle dalgalanıyor. Rüzgar öyle geliyor. Bilmem ne oluyor. Siyah beyazı şöyle kullanmış. Kamera böyle hareket ediyor falan. Anlayabiliyorlar bunu. AutoCAD 10 senedir şey var ya. Çektiğim fotoğraftan 3D Space'i kendi evet, oluşturabiliyor. Doğru. Yani zaman mekan algılamak bu makineler için zor bir şey değil. 3 gün sonra şey çıkacak. Sen koy karakterlerini. Kamera açılarını biz yapalım. Sen de cep telefonundaki şeyden ağzını oyna. Al sana oyununun sinematiği çıktı. Devam et ondan. Çok sıkı yaklaşıyor bunlar. Evet. O yüzden kaçırmayın. Bu söylediğim şeyi de şu açıdan söylüyorum. Sen animasyon işi yapıyor olabilirsin sektörde. Sen mimar olabilirsin, mühendis olabilirsin. Bir 3 boyutlu sunum yapacak olabilirsin müşteriye. Bir şey olabilir. Yani sizin bir parçası olarak da kullanabilirsiniz bunları. Yalnız bir uyanış başlattın.
Can abi doğru söylüyor. PC'ler sadece oyun için değil falan tarzında. Böyle tabii bir oğlum, ayaklanma var bu tarafta. O şeylere falan düşmeyin ha. FPS Win Games falan filan. Boş verin. Onu da ayrı bir GeForce yayınında öveceğiz, tamam mı? Bu yayının işi değil. Hadi abi geçelim bir sonraki yayına. Şimdi FPS abi şimdi, 300 FPS'in altına adam vuramıyorum. RTX 4000'i koyup tamam mı? 5000 FPS için çıktı bu filan tarzında. Yok abi, bir şey bana komik geliyor. Nvidia'nın şu an neyini öveceğini şaşırmış olması bana komik geliyor gerçekten. Kendi içinde şimdi GeForce Now'u mu öveceksin? Tamam mı? Nvidia Broadcast'ı mı öveceksin? Nvidia'nın H265 hızlandırmasını mı öveceksin? Renk yapmasını mı öveceksin? Üstüne gelip canlı yayınlarda daha hızlı sıkıştırmasını mı öveceksin? Ya da Blender'da falan hızlandırmasını mı? RTX zaten apayrı bir konu. Şey konuşulmadı bile ya. OBS'e özel NVENC diye kodu çıkarmış evet. Olmaları konuşulmadı bile. Böyle kaynadı geçti falan. Yani şu an böyle şeyler. O yüzden arkadaşlara bir de o konuda kafa açsın diye şey tavsiye edebilirim. Can diyor ki DLSS'i de övelim diyor. DLSS'i de övelim Can. DLSS çok iyi. Çok valla çok acayip oldu. Ama şunu söyleyeceğim. Son dakikalarda yaklaşıyoruz madem. Nvidia AI diye YouTube'da aratın. Nvidia yapay zekası geliştiren nerd oldu. Nerd çocukların kendi YouTube kanalı bu ve çok izlenmiyor. Neler yaptıklarını Allah aşkına bir bakın. Evet arkadaşlar. Kafanız açılsın. Can süper bir sohbetti. Teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbetti. Chat'i de canlı tuttunuz. Bu sayede biz de hiç sıkılmadık. Hem tempo çok yüksek oldu. Ve bir aydınlanma yaşadığınızı hissediyorum ben bu taraftan. İlk paranızın %10'unu bekliyoruz arkadaşlar. Hesapları biliyorsunuz hepimizin. Facebook'ta canlı yayındayım ha. Bu yayının tek amacı buydu zaten. Aynen. Kendiniz... Ben ama seyircime bunu söylüyorum. Siz para kazanacaksınız ki bana 10'ar 20'şer abone edeceksiniz. Aynen öyle abi. Başka türlü olacak iş olmaz. Değil bu yani. Bir şekilde döner sermayeyi canlı tutmak lazım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.